İzleyenler, bir hafta sonu daha birlikteyiz. O bu hafta sonu oynanan karşılaşmaları tüm liglerde sırasıyla yorumlayacağız. Hocamla birlikte. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Zeki. Evet hocam, bu hafta U15 ligi başladı. Hızlı başladı. Gerçekten kaliteli bir lig izleyecek görünümü veriyor. Biz öncelikle alınan toplu skorlardan yorumlarıyla başlayalım. Vallahi 5 takımın katıldığı 15'ler ligi gerçekten hızlı başladı ama takım sayısının az oluşu yani heyecanı başlarken öldürüyor sevgili Zeki. Dediğin gibi Bandırma Spor Gönen Karşıyaka önünde gol şov yaptı. 7-0'la sahayı terk etti ve ilk haftaya imzasını atan takım oldu. Gönen'deki derbide çok anlamlı karşılaşmada Gönen Tayfun ezeli rakibi Gönen Belediyespor'u tek golle geçerken şampiyonluk yarışında şimdiden ben de varım mesajını verdi. Haftanın maç yapmayan takımı Gençler Birliği'ne gittim. Takım sayısı az olduğundan haftayı bay takım olarak geçirdi sevgili seyirciler. Evet hocam, Bandırma dediğiniz gibi 7-0'la ilk haftanın liderlik koltuğuna oturan takım oldu Karşıyaka karşısında. Bu karşılaşmaya dönelim, yorumunuzu alalım. Dönelim. Ben o anda Gönen'de olduğum için ben göğüs topuyla alıyorum, pası tekrar sana veriyorum. Maçı sen izledin. Nasıl evet, geçti maçı izledik, Tabii ki Bandırma Spor'un uzun süreli altyapı çalışmaları bu karşılaşmada kendini gösterdi. Gerçekten Karşıyaka'nın fazla yapabileceği bir şey yoktu. 7-0'da zaten burada neticeyi gösteriyor. Ama Karşıyaka'nın gelecek adına böyle bir başlangıç yapması gerçekten gurur verici. Karşıyaka henüz yeni soluklu bir takım olmasına rağmen altyapılara verdiği önemli. Bizim gündemimizde önemli yer teşkil ediyor. Özellikle bu sene Karşıyaka'nın altyapı koordinatörlüğünü yürüten Erol hocamız herhalde önümüzdeki günlerde biraz daha bu konulara ağırlık verecektir diyoruz. Hemen geçiyoruz. Siz de Gönen'deydiniz hocam. Evet. Gönen'de Tayfun Spor, Gönen Belediyespor maçını izlediniz. Bu karşılaşmaya dönelim. Dönelim. Toplam biletli seyir sayısı bilet olmadığı için bileti iptal ediyorum. Toplam 10 kişi izledik. 5 Tayfun taraftarı. Bunu ilgi olmadığı anlamına mı geliyor? İlgi olmadığı anlamına gelmiyor. Sahanın biraz uzak oluşu. Evet. Çocukların sahaya ulaşmasını engelliyor. O gençlerde belki de araba parası bile yok. Eğer belediyeler bu maç saatlerinde araba kaldırırlarsa bu tribünlerin biraz daha dolacağına inanıyorum. Çok az kişi maçı izledi. Ama çok anlamlı bir derbiydi. Herkes Tayfun'la Gönen Belediye arasında biliyorsun geçmişten bugüne gelen tatlı bir rekabet vardır. Evet. Bu tüm kademelere yansır. U15'lerde de böyle oldu. Baktım başa baş geçtik. Karşılıklı akınlar. Her iki takım da birbirini yenebilirdi. Ama Gönen Tayfun atmış olduğu golü korumasını bildi ve sahadan istediği 3 altın puanla ayrılmayı başardı. Kimler vardı? Dikkatimi çeken Gönen Tayfun'da kaleci Mehmet Akif günündeydi. Güzel bir karşılaşma çıkardı. Defans Ege'ye emanet edilmişti. Ege'nin mükemmel fiziği var. Çünkü not almışım, fizik gücü çok mükemmel demişim, biraz çabuklaşmalı demişim, evet. Topu oyuna çabuk sokmalı demişim, zaman zaman oyuna katılmalı demişim. Yani 15 yaşında mükemmel bir fiziğe sahip, aynı heyecanı türbünde babası da fazlasıyla yaşıyordu. Babasıyla da beraber zaman zaman Ege üzerine konuşma fırsatını bulduk. Orta sahada Ömer çok iyiydi, 10 numara, oyunu görüyor ve çevre kontrol çok iyi demişim bu 10 numara Ömer için. Ömer'i buradan tebrik ediyorum. Maçın bence en iyisi, 22'nin en iyisi Uğur Martin'di. Gönen Tayfun'dan sağ açık oynadı. Mükemmel top kontrolü var. Nerede ne yapacağını biliyor. Biraz şikayet geldi. Antrenmanları sevmiyormuş. Eğer bu Uğur Martin antrenmanları da severse bu Gönen Tayfun'un gelecekte önemli bir silahı olur. Maçı Gönen Tayfun adına getiren kolaylaştıran isimlerdendi. Maçın en iyisi diyorum Uğur Martin için. Santrafor Burak'da Gönen Tayfun'da gayretli gördüm sevgili Zeki. Gönen Belediyespor'a gelince kalede Enes dikkatliydi. Aynı şekilde Sabek Osman için de aynı şeyleri söyleyebilirim. 5 numara Arda Türk hava toplarında iyi demişim. Hava toplarını çok iyi aldı. Sol bek Ali takımı oynuyor, basit oynuyor, gösterişsiz oynuyor, faydalı bir oyuncu demişim Ali için. Zaman zaman oyuna katılma düşünceleri var. Ali'yi de olumlu işaretlemişim. Gören Belediye ne yaptığını bilen en başarılı futbolcu Berkay, 10 numara. Çok akıllı, top hakimiyeti mükemmel. Bunun küçük bir kusuru var, devamlılık yok. Bir parlıyor, bir yok oluyor, bir sağdan siliniyor. Evet. Eğer Berkay devamlılık kazanırsa
gelecekte futbol adına çok iyi yerlere gelir diye düşünüyorum. Venen Belediyespor 10 numarası Berkay için. Emirhan da tek topa yatkın, sprinter, karıştırıcı, rakip defansı oldukça yordu. Biraz daha güçlenirse santrafor Emirhan da gelecekte iyi yerlere gelebilir diyorum. Bu maçın hakkı oyuna göre beraberlikti ama Gönen Tayfun maçı daha çok istedi, daha çok inandı ve maçı 1-0 kazanmasını bildi. Bunun için bu haftaki U15'ler Ligi'nin alkışlarım daha çok Gönen Tayfun Spor'a sevgisi. Evet hocam, Gönen'de Yeşil Beyaz'da ekiple Sarılı Ercevit'le ekibin arasına koyuyor ezeli rakabet. Her kategoride var. 1-0 da olsa Tayfun cephesinde herhalde sonuç skor çok önemli. Çok büyük sevinç yarattı. Evet hocam, o zaman biz U15 Gençler Ligi'nde bu hafta hangi karşılaşmalar var? Onlara bakalım. Bakalım bu hafta lider Bandırma Spor Gençler Birliği Eğitim'le karşılaşacak. Susurluk'taki karşılaşmada. Bandırma Spor maçın favorisi. Eğer maça gereken önemi verirse verecektir. Zaten disiplin oynuyorlar. Bandırma Spor bu maçı deplasmanda da olsa kazanabilir diye düşünüyorum. Gönen Karşıyaka Tayfun Spor. Bu maçın favorisi Tayfun Spor. Gönen Karşıyaka Bandırma Spor'un farklı mağlup olunca biraz demoralize oldu. Tayfun istim üzerinde bu maçı kazanır diye düşünüyorum. İlk haftayı mağlup kapatan Gönen Belediyespor ise haftayı maç yapmadan pay takım olarak geçirecek. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Biz hemen U15 Gençler Ligi'nden hemen U19 Gençler Ligi'ne geçelim. Ve Gönen Bandırma çekişmesi devam ediyor bu ligde. Yine bu iki takımın karşılaşmasından güzel futbol seyredeceğimiz anlamına geliyor. Biz U19 Gençler Ligi'nde öncelikle bu hafta alınan toplu sonuçlara bir bakalım. Toplu sonuçlara bakalım. Gönen Belediye Etispor'u evinde çok rahat geçti. Çok disiplini yukarıdan da üstlükten de bir adam kaydırmışlar. Tekirde adam Gökhan'ı izledim. Maçı tek başına adeta o aldı. Evet. Etispor için zorlaştırdı. Etispor'un bu Gönen Belediye karşısında yapacak fazla bir şey yoktu. Bandırma Spor oynamadan Sanayi Spor Hükmen Galibiyet'te Sanayi Spor Lig'den çekildiği için 3-0 Hükmen Galip geldi. Susurluk'ta deplasmanda Manyas Belediye'nin gençlerine acımadı. 4-0'la altın bir 3 puan çıkararak şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu ispatlamış oldu. Evet hocam, siz Gönen'deydiniz. Tabii Gönen'de Gönen Belediye Spor, Etispor karşılaşmasını izlediniz. Bu maça dönelim, bloklar halinde yorum alalım. Değerlendirelim. Gönen Belediye maçın her dakikası üstün olan taraftı. Her sahaya çok iyi yayıldılar, çok disiplinli oynadılar. Özellikle üstlükten kaydırılan, Tekirdağ'dan getirilen, Gönen Belediye Spor'un A takımının 18'inde de yer alan Gökhan tek başına. Evet hocam, 19 gençlerde Etispor, Gönen Spor karşılaşmasında kalmıştık. Devam edelim. Sevgili Zeki, Gönen Belediye maçı her haliyle hak etti. Etispor savunma futbolu oynadı. Gönen Belediye etinin üstüne giden takımdı. Özellikle Sağçık Gökhan, üstlük kademeden, üstlükten alınan Tekirdağ asıllı genç. Etispor'un işini bitirdi adeta. Tek başına bu farkın gelmesini sağladı. Gökhan olmasa belki de maç 2'de 3'te kalabilirdi. Gönen Belediye'ye bakıyorum. Baran beğendiğim oyuncu. Defansta yine kontrollüydü. Geçen yıllardan orta sahadan tanıdığım Hacı Ömer'i defansa çekmişlerdi. Hacı Ömer de çok akıllı, çok güçlü. Topu ayağa oynamaya çalışan bir isim. Sol bek Küçük Serhat. Giriş düşünceler, hücuma çıkışları çok güzel. Hücuma katılmayı seviyor. O dikkatimi çekmiş. Serhat beğendiğim bonus kafa sefa. Serhat 10 numara. Oyunu iyi gören, ne yaptığını bilen, bilekleri mükemmel. Bu biraz daha güçlenirse gelecekte çok çok iyi yerlere gelir diyorum. İyi hocaların eline düşmesi, iyi çalışma ortamlarını kazanması sayesinde. Onlar olursa Serhat'a dikkat diyorum. Kaan, 11 numara Kaan şık bir kafa golü attı. O dikkatimi çekti. Maçın yıldızı Gökhan'dı. Aldığı kapı gibi, aldığı toplarla orta sahadan rakip Etispor Kalesi'ne engel tanımadan geçti. Çok güzel asistler yaptı. Maçı Gönen Belediye adına kolaylaştırdı. Gönen Belediye bu haliyle şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu taraflı tarafsız herkese ispat etmiş oldu. Etispor U19 eski günlerini arıyor. Yeniden toparlanma aşamasındalar. Hoca değişikliğine gitmişler. Can Demir 5 gol yemesine rağmen oyun disiplininde kaldı. Kendisi tebrik ediyorum. Oyundan kopmadı kaleci Can Demir. 5 numara Mustafa çok güçlü. İkinci yarı hoca onu orta sahaya çıkardı. Doğru bir yaklaşımdı. Gönen'i orta sahada durdurma düşüncesiyle Mustafa orta alana çıktı. Ali beklediğim halden uzaktı. Sol bek Yüksel basattı. Ayak bilekleri çok iyi olmasına rağmen itmansız bir görünüm verdi.
On numara Muhammed top ayağındayken iyiydi. Yalnız top ayağından çıktıktan sonra boş alanlara mutlaka koşu yapması gerekiyor. Muhammed'in topsuz oyunu öğrenmesi şart. Biraz da ikili mücadelede ayakta kalması gerekiyor diyor Muhammed için. 19. dakikada Mirza oyundan alındı. Sakatlanmadı, ne oldu ne? Herhalde taktiksel bir değişime gitti hoca. 19. dakikada Mirza'yı oyundan aldı. Bu da genç takımlarda çocukları erken oyundan almamak lazım. Çocuklar demoralize olabilir. Oynatacaksa en az 45 dakika beklenmeli. Sonuç evet. Önemli değil. Şimdi Mirza eğer sakatlanmadıysa kendi kendine ve hocasına soracaktır. Beni oyundan niçin aldın? Bu sorunun cevabını herhalde hafta yani içinde... En azından bir 45 dakika oynasın hafta diyorsun. Hafta içinde itmanlarda sakatlanmadıysa o açıklamalar mutlaka Mirza'ya yapılacaktır diye düşünüyorum. Yani Etispor U19'un Gönen Belediye karşısında yapacak fazla bir şey yoktu. Önceki hafta beğenmiştik hocam Bandırma karşısında Etispor'u. Bandırma Spor karşısında beğendik. Bandırma Spor oyun tutturamadı. O yüzden iyi gözüktü diyorsunuz. Bak Gönen Belediye farklı bir takım. Evet. Bandırma Spor oyun tutturamadı. Gol gecikince Etispor'un direnci artmıştı o maçta. Hakikaten bu Gönen maçına göre Etispor Bandırma maçına daha güzeldi. Daha güzel. Ama bu maçta pek herhalde eksikleri var veya itmana geliyorlar. Pek beklediğim Etispor'u bulamadım sevgili Zeki. Evet hocam teşekkür ederim. O zaman biz U19 gençlerde bu hafta bize hangi karşılaşmalar bekliyor ona bir bakalım. Bakalım. Lider Gönen, avantajlı lider olan Gönen Belediyespor Manyas'ı ağırlayacak. Favori Gönen Belediyespor Manyas'ı yener diye düşünüyorum rahatlıkla. Susurluk Bandırma maçı haftanın maçı. Bandırma Spor Susurluk deplasmanına gidiyor. Bak bu maçtan her türlü sonuç çıkabilir. Bandırma Spor favori gibi gözükse de Susurluk'un sağı solu belli olmaz. Çünkü Gönen'i terlettiler ilk hafta. 5-4 yenildiler ama Gönen'i bayağı korkuttular. Bu maç haftanın maçı diyorum Susurluk Spor Bandırma Spor maçı için. Puansız Etispor'da ilk defa bu haftayı oynamadan hükmen galibiyetle geçirecek. Sanayi Spor'un da 3 puanı hanesine yazdıracak. Çünkü Sanayispor bildiğin gibi ligden çekilmişti. Evet hocam teşekkür ediyorum. Böylelikle U19 Gençler Ligi'ndeki yorumlarımızı tamamladık. Sıra geldi 1. Amatör Küme'ye. Hocam 1. Amatör Küme'de 6 haftayı geride bıraktık. Özellikle Mehmet Gündoğan'ın takımı Marmara Adalar Belediyespor lider oldu. Hemen onun aynı puanını takip eden Reşadiye var. Reşadiye'yi de eski Bandırma Sporlu Sedat Hoca çalıştırıyor. Gerçekten tempo çok yüksek. Hemen biz 1. Amatör Küme'ye dönelim ve 6. hafta sonundaki toplu sonuçları alalım. Bakalım ben de nefesimi tuttum. Bu zirve yarışını keyifle izliyorum. Çok çekişmeli maçlar oynanıyor. Evet, liderliğe Marmara Adası'nın liderliğe yükselten maçta Paşa Çiftlik iyi direndi ilk bir saat. Yorulduktan sonra 1-0'dan sonra oyunun ipini Marmara Adası ele geçirdi ve istediği gibi oynamaya başladı. Yani ilk bir saatte Paşa Çiftlik Marmara Adası'nı bayağı terletti diyebilirim. Reşadi haftanın maçında Gönen Karşıyaka'yı 2-1 ile geçerken haftaya adını yazdırdı. Zirveye imzasını attı. Reşadi'ye bana dikkat edin dedi. Ben sürpriz yapmayı severim dedi. Ben bu ligin gizli şampiyon adayım mesajını verdi Gönen Reşadi'ye. Buna dikkat diyorum ve Gönen Reşadi'ye almış olduğu başarılı sonuçtan dolayı alkışlıyorum. Sarıköy Sessiz Sedası Sanayi Spor'u 3-2 ile uğurladı. Sanayi hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. İsim transferine yönelen Sanayi Spor takım olamamanın sancıları içerisinde. Sarıköy'den de eli boş döndüler. Hasan Bey Gönen Tayfun maçında çok zorlu bir 90 dakikaydı. Gönen Tayfun istediğini 3 puanı, 3 gol almasını bildi. Çok çekişmeli bir maç olmuş. Çünkü Hasan Bey 2, Gönen Tayfun 3. Bu maç karşılıklı ataklarla gelip geçmiş. Öyle anlaşılıyor. Kızıksa Spor haftayı dinlenerek bay takım olarak geçirdi. Haftanın dostluk karşılaşmasında Düzler'le Ocaklar Spor birer puanı paylaşarak dostluklarını pekiştirmiş oldular sevgili. Evet hocam teşekkür ediyorum. Ben özellikle son yıllarda devreye giren Karşıyaka, Reşadiye ve Marmara'daki yere basan istikrarlı yönetimlerin kadrosu müsabakalara bakışı gerçekten lige renk kattı. Evet hocam biz o zaman tekrar Bandırma'ya dönelim ve Bandırma'da Marmara Adası Paşa Çiftliği 3-0 ile geçti. Bu maça dönelim ve bloklar halinde bunu alalım. Vallahi bu maça göre tribünler iyiydi. Tribünler doluydu. Marmara Adası seyircisi, Paşa Çiftlik seyircisi. Gayet güzeldi bir amatör maça göre. Hava da çok güzeldi, hava da yardım etti. Çok güzel, sanki Nisan ayından kalma bir günde oynandı. Paşa Çiftlik iyi başladı karşılaşmaya. Oyunu iyi tuttu, orta sahada daha iyi kalabalıklaştı. Bakıyorum,
Atalay, Mustafa, Fahri üçgeni orta sahada alanı iyi daralttılar. Özellikle ilk 45 dakika. İlk 45 dakika, hatta 60'ın dakikaya kadar Marmara Adası'na oynama fırsatı vermeliler. Defansta en iyi Önder ve sağlam takımı oynayan gösterisiz kahraman sol bek Önder. Orta sahada Atalay orta saha oyuncusu değil ama vasat oyunuyla devam ettiriyor. Atalay gerçek yeri sağ bek, sol bek, özellikle sağ bektir. Atalay biraz daha direnç kazanması lazım. Mustafa çok iyiydi. Stoper Mustafa'yı orta sahaya kaydırmışlar. Mustafa'nın da gerçek yeri orta saha değil. Tam bir stoper ama vücudunu çok iyi kullandı. Yorulduğu dakikaya kadar takımına çok faydalı oldu Mustafa. Fahri hem efendiliğiyle hem akıllı futboluyla dikkat çekti. Fahri yorulana kadar en iyi topçular arasında. Fahri'nin bir tek sıkıntısı var. Yoruldu dakikadan sonra. O da kendini biliyor. Ama yeterli bir yaş ve kilo var. O da kendini biliyor. Zaten diyor yeterli evet. Antrenman yapamıyoruz diyor. O mütevazilikte o bakımdan ben Fahri'yi hem akıllı futbolu ve mütevaziliğinden dolayı alkışlıyorum. Mehmetcan Bekili Mehmetcan'dan uzaktı. Tipik bir sprinter futbolcudur. Zaman zaman santrafora gitti. Santrafor'da Dibora Stoper'in kucağının içerisinde oynamaya çalıştı. Yanlış bir yorumdu. Mehmetcan kenarda oynamalı ve orta sahada uzun toplara deplasörlü koşular yapmalı derim. Mehmetcan'ı bundan sonra kenarda kullanacaklardır diye düşünüyorum. Zafer 15. dakikada sakatlandı. Onun için Zafer hakkında yorum yapmak tecrübeli bir santrafordur ama kondisyon durumu ne durumda onu bilmiyorum. Onun yerine giren Azizcan kilo yapmış. Azizcan iyi futbolcudur. Üniversiteden gelen. Paşaçıklar çok faydalı oldu. Üçüncü senesi belki de. Sol kanattan güzel de bir şutu vardı. Yetenekli, teknik fakat kilo fazlalığı var. Sanki İkman'a gitmiş bir hali var. İkman'a çıkan bir Azizcan zaten bu takımda yedek kalmaz. Ben Paşaçıklı'yı bu maçta 3-0 yenilmesine rağmen oyun disiplini açısından iyi buldum. Evet. O bakımdan kendimi tebrik ediyorum. Lider Marmara Adası'na gelince Müslüm'e top gelmedi. Müslüm'e bile şikayet ediyor ya, maçtan sonra görüyorum Zeki abi bana niye az fazla yıldız vermiyorsun diye. Top gelmeyen kaleciye kural bir, ne 3 yıldız verilir ne 1 yıldız verilir. O 2 yıldız alır. Top gelmiyor çünkü. Böyle bir ama defa... bu maçta 2 top geldi, birini kaçırdı, birine de çok güzel refleksle önceki hatasını kapattı. Çocuğun açıklarını ortaya çıkarma. Evet. Bu tür kuvvetli takımların kalesinde oynamak çok zor değildir. Top gelmediği için. Onun için kaleciler hakkında fazla yorum yapılmaz. Bunun dışında defans altı mükemmel. Çok diri bir çocuk. Yani bütün arkadaşların kademesine giriyor. Oyuna bir tek riskli oyuna katılma düşüncesi var. Risk almadan oyuna katılırsa altı bu ligin karmasına girecek güçte kalitede bir futbolcu. Orta sahada Ersen Muhammed Onur üçgeni doğru bir üçgendi. Muhammed'i bu sefer gerçek yerinde oynattılar. Ön liberoda. Geçtiğimiz hafta öne sürmüşlerdi. Gerçekten Mehmet Hoca oyunu iyi okuyan, adanın hocası iyi okuyan hocalardan biri, nadir hocalardan biri. Kendisi de orta sahadan geldiği için oyunu iyi çözüyor, iyi görüyor. Oyun takımda disiplini iyi sağlamaya çalışıyor. Muhammed şanslı bir şekilde sakatlanınca yerine Şifo girdi. Şifo oyuna daha bir yumuşak. Şifo da incecidir. Şifo iyi futbolcu. Yani Şifo'nun tek kusuru var, bitiktir biraz Şifo. Yorulmayan bir Şifo, itmana çıkan bir Şifo zaten. Bütün takımdan, ama kanatları dinlendiriyor yani. Bütün takımdan arzuladığı bir evet. Futbolcudur. Şifo, Mehmet Hoca çok akıllı bir şekilde rakip takımı yorulduktan sonra Şifo'yu dinlenik olarak sahaya sürdü. Şifo'dan faydalandı. Oradan bir de Paşa'yı aldı. Aynı şekilde Paşa için de Nurettin'in gününde olmayan Nurettin'i yani Paşa'yı alınca maç Marmara Adası adına daha da kolaylaştı. Doğru değişiklerdi bunlar. Ersen ilk golün ateşleyicisiyle rakipten top kaptı. Ön libero olarak Sercan'a şahane bir top çıkardı. Sercan da uzak köşeye mükemmel gördü. Maçı kırılma anı buydu. Daha sonra arkadan gelen arkadaşa sadece tamamlamak evet. Düştü. Ama golün dakikası da önemli hocam. Kırılma noktası çok önemli. Eğer bu gol ikinci yarıya kalsaydı biraz gecikseydi evet. Marmara Adası'nın işi daha da zorlaşabilirdi. Bunun dışında Onur tek top oynadığı dakikalarda mükemmeldi. Onur biraz topla oynamayı fazla seviyor. Tek top oynadığı zaman bu da ligin bizim küçük Hasan'ın oğlu karmasına girecek kapasitede, kalitede bir futbolcu. Ama biraz türbünü oynamayı seviyor. Tek top oynadığı dakikalarda evet. Onur'dan vazgeçilmez bir futbolcu. Emektar Nurettin gününde değildi. İstediği topları alamadı. O da kendisi şöyle savunur. Top gelmedi ki ne yapayım diyebilir. Ama ben de Nurettin'e de topa gitsin derim. Nurettin de elinden geleni yaptı ama geçen haftaki Nurettin değildi. Biraz yorgun gördüm. Sercan'a top geldiği dakikalar çok etkiliydi. Sercan'ı da gerçek yerinde oynatıyorlar. Artık santrafor değil Sercan.
Sercan kanatta oynadığı ve uzun toplar aldığı zaman her defansın baş belası olurdu. Evet. Bu ligin yetenekli futbolcularından biri. Ben Marmaralısını tebrik ediyorum. Evet hocam, teşekkür ederim. Biz o zaman bu karşılaşmanın hakem üçlüsüne dönelim. Sayılmayan goller vardı, görülmeyen ofsaytlar vardı, itirazlar vardı. Siz nasıl gördünüz tribünden? Bir kere hakem iyi bir değildi. İki tarafa da hata yaptı ama kasıt yoktu. İnsandır, hata yapar. Çok sonuca tesir etmedi. Çok koştu. Evet. Gözden kaçırdığı pozisyonlar vardı. Burada hakemi eleştirmeden ziyade yardımcı hakemlerin biraz daha dikkatli olması gerekirdi. Önünde olan pozisyonlarda. Yardımcı hakemler yardımcı olamadığı için. Olamadığı için orta hakemimiz biraz zorlandı. Evet. Biraz tecrübesiz gördüm yardımcı hakemler. Zamanla olacaklar. Onların evet. Zamana ihtiyacı var. Herhalde bir de kulağına gelen bir sesler. Evet, kulağımıza gelen sesler vardı. Her golden sonra ada taraflarının Hababam sınıfı müziğini yaydılar. Bu nereden çıktı? Yeni bir şey mi yani? Moda mı? Yeni bir türbün şöleni bu. Çok güzel. İşte türbün taraftarlı böyle olur. Ada taraftarı her gol atıştan sonra ünlü Rıfat Ilgaz'ın Hababam sınıfı isimli eserinden, filme uyarlanan müziği harika telefondan çaldı ve türbüne başka bir çeşni geldi. Herkes taraflı tarafsız bu müziğe eşlik etti. Hmm. Ben ada taraftarlarını kutluyorum bu tür yenilik getirdikleri için. Evet hocam, teşekkür ediyorum. O zaman biz 6. hafta sonunda puan cetveli bize ne diyor 1. amatör kümede, buna bakalım. 6. hafta sonunda Marmaralısı ve Reşadiye zirvede baş başa kaldı diyor 15'er puanla. İki takım da birer maç eksik. Gönen Karşıyaka bir maç fazla da 13 puanda bunları takip ediyor bu takımı. Sanayispor 10 puanda kalarak zirve hesaplarından oldukça uzaklaştı. Sessiz sedasız Sarıköy orta sıralara yerleşti. 9 puanla Sanayispor tehdit etmeye başladı. Gönen Tayfun, tecrübeli Gönen Tayfun 7 puanla ben bu lige tat getireceğim dedi. Şampiyon olamasam bile bütün takımlara taraftarsız mesaj verdi. Benden çekilin dedi. Tayfun'un sağ solu belli olmuyor. Kızıksa 6 puanla haftayı dinlenerek geçirdi. Paşa çiftlik kötü oynamamasına rağmen puansız ayrıldı bu haftadan. 4 puanda kaldı. Hasan Bey şaşırttı. Sevenler üzdü. Hasan Bey iyi futbolculara sahip. Hasan Bey de demek ki bir takım teknik önlemler almak gerekiyor. Böyle bir takım 4 puanda kalmamalı diyorum. Düzler Spor Ocaklar puanları paylaştılar. Ocaklar Spor'da ligin ilk puanını 5. haftada almış oldu. Almış oldu. Ocakların 5, Düzler Spor'un 6 maçı bunlar. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Biz 1. amatör kümenin noktalarken son olarak bu hafta bize hangi karşılaşmalar bekliyor? Özellikle ligin zirvesinde bir derbi var. Marmara Spor, Reşadiye Spor. Bu karşılaşmalar ne diyorsunuz? O maçta şimdiden bir kombine biletleri ayarlamak gerekiyor. Yer ayırt paketi. O maçta yer bulamazsınız ki. Marmara'sı da, Yöner Reşadiye seyircisi de türbinleri dolduracaktır. Davullu, zurnalı, coşku içerisinde bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Marmara'sı da bir adım bir tık daha önde gibi görünse de Reşadiye'nin sağ solu belli olmuyor. Reşadiye de bu maça çok asılacaktır. Ben biraz dostane konuşayım. Beraberlik gibi koksa da Marmara Adası biraz daha kombine olursa galibiyete sanki bir adım daha yakınmış gibi gözüküyor. Ama maçı kazanan bir Reşadiye'yi de doyasıya alkışlamaya hazırım diyorum. Çocukların moralini bozmayın. Maç ortada diyerek bu yorumu tamamlamak istiyorum. Bunun dışında Gönen Karşıyaka Sarıköy, Gönen Karşıyaka dikkat etmezse Sarıköy'den çelme yiyebilir. Sarıköy rahat, dikte alıp vereceği yok. Çok rahat oynuyorlar. Gönen Karşıyaka ise puan kaybına tahammülü yok. Reşadiye kamçısıyla Sarıköy'ü yenmek isteyeceklerdir. Sanayi Kızıksa, normal bir Sanayi Kızıksa yener ama gününde olmayan bir Sanayi Kızıksa'dan da çelme yiyebilir diyorum. Bu maç 3 ihtimalli gibi gözüküyor bana. Tayfun Paşa Çiftlik haftanın maçlarından biri. Paşa Çiftlik formda, puanla aldanmayalım. Tayfun formda, biri 7 puan, biri 4 puan. Ortada bir maç, seyir zevki olan bir karşılaşma olarak görüyorum. Ocaklar Hasan Bey önünde. Hasan Bey biraz dikkatli olursa, deplasmanda da olsa Ocakları devirebilir. Ocakların alacağı 1 puan bile bu maçta büyük başarır diye düşünüyorum. Haftayı maç yapmadan geçirecek takımın adı ise Düzler Spor. Düzler Spor bu haftayı oynamadan geçirecek sevgili izleyiciler. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Böylelikle 3 ligde yorumlarımızı noktaladık. Diğer yorumumuza görüşmek üzere.